Her yıl Kasım ayında KOAH Günü kutlanmaktadır. KOAH küresel girişim tarafından bu sene KOAH Günü için belirlenen tema Akciğer fonksiyonlarınızı Bilin olarak belirlenmiştir ve bu sene 20 Kasım günü kutlanacak. KOAH hastalığı dünyada 3. sırada ölüm sebeplerinden birisidir ve yaklaşık yılda 3 milyon insanın KOAH hastalığı nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz. Ve hastalık ataklarla, kronik seyirle ve ilerlemeyle karakterize nefes darlığı, öksürük, hastane yatışlarla karakterize bir hastalıktır. En önemli sebebi de tütün, tütün ürünleri ve istenmeyen hava kirliliği gibi nedenlerdir. Hastalığın tanısında özellikle solunum fonksiyon testleri, akciğer radyolojisi ve bir takım ileri testler kullanılmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Dalı'nda KOAH'la ilgili hem izlem poliklinikleri hem ileri solunum fonksiyon testi laboratuvarları hem de bu hastaların yatırıldığı servisler ve yoğun bakım üniteleri bulunmaktadır. Bu seneki temaya uygun olarak akciğer fonksiyonlarınızı bilin ve hastalıktan korunun diyerek sizlere sağlıklı günler diliyorum. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı kısa adıyla KOAH dünyada pek çok insanı ilgilendiren ve ciddi bir toplum sağlığı sorunu. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında temelde hastalık akciğerlerimizde, özellikle hava yollarımız ve hava keseciklerimiz zararlı toz, gaz ve partiküllere maruz et ki bunların başında sigara gelmekte. Bu etkilerle hastalanıyor. Bu hastalığın bir sonucu olarak da hava yollarımızda daralma meydana geliyor. Hastalığın tedavisinde de esas tedavi unsurunu hava yolu darlığını gidermeye yönelik elimizde bulunan nefes yoluyla uyguladığımız tedaviler sağlıyor. Nefes yoluyla uyguladığımız bir diğer de işte tıbbi olarak söyleyecek olursak inhaler tedavilerinde farklı çeşitleri var. Koa hastası olan kişiler bu tedavilerden doktorlarının durumlarını değerlendirmeleri ve ihtiyaçlarına göre yararlandırılıyor. Peki bu inhaler tedavilerin önemi nedir? Direkt akciğere uygulama yani nefes yoluyla çekerek akciğerlere ulaşması sonucunda hastalığın olduğu bölgedeki etkileri kısmen ya da büyük ölçüde düzeltebilme imkanı buluyoruz. Nedir bu etki temelde? Hava yollarındaki daralmaya Düz kaslardaki kasılma sebep oluyor ve burada bir iltihaplanma bu sürecin içerisinde kronik olarak yani süre gelen şekilde devam ediyor. Bu iki kısma müdahale etme imkanımız var tedavilerle. Bunu yaparak da nefes yoluyla uyguladığımız bronşlarınızı açan tedavilerle daha rahat nefes almanızı sağlıyoruz. Böylelikle günlük yaşam aktivitelerinizi daha rahat yapar hale geliyorsunuz. Var olan nefes darlığınız azalıyor ya da fark edemeyeceğiniz kadar sizin günlük yaşantınızı etkilemez boyuta indirgeyebiliyoruz. Peki hava yolundaki iltihaplanma için ne gibi seçeneklerimiz var? Burada da yine nefes yoluyla uyguladığımız farklı içeriği olan ilaçlara başvuruyoruz. Koa tedavisiyle ilgili sizlere söyleyebileceğim şey bu tedavilerin temel uygulama yöntemini Nefes yoluyla çekilmesi yani inhaler yolla yapılması. Bu sebeple de koah hastalarımıza her geldiklerinde bunu anlatıyoruz. Nasıl kullanacaklarını, nasıl kullandıklarını, doğru kullanıp kullanmadıklarını kontrol ediyoruz ve eğer aksayan yönler varsa bunun üstünde tekrar duruyoruz. Çünkü bu tedavileri doğru kullanmanız koahınızın da doğru tedavi edilebilmesi anlamına geliyor. Eğer aklınızda kalan sorular varsa mutlaka size bu koah tedavisini başlayan doktorunuzla bu konuyu konuşun. Öğrenmekte zorlanıyorsanız ya da kullanmakta zorlanıyorsanız pek çok alternatif de söz konusu. Yani illa size verilen ilk tedaviyle devam etmek zorunda değiliz. Tedavi içeriği aynı kalabilir ama uygulama yönteminde başvuracağımız uygulamayı sağlayan cihaz türleri değişebilir. Burada çok büyük bir zenginlik söz konusu. Artık elimizde çok farklı çeşitli inhaler türde ilaçlarımız var. Bu bizim elimizdeki tedavi sağlayacak en kuvvetli seçenekler. Bunun yanı sıra peki her hastalıkta daha aşina olduğumuz ağız yoluyla alınan ilaçlar var mı? Koah'ta bunları tercih etmiyoruz çünkü yan etkileri daha fazla olabiliyor. Bronşları genişletici nitelikteki ağız yoluyla uygulanan tedavilerin o sebeple nefes yoluyla uygulamayı tercih ediyoruz. Hem de yan etkilerini böylelikle azaltmış oluyoruz. Bizim temel tedavimiz, uzun süreli tedavimiz bronşları genişleten ve bronşlardaki iltihabı azaltmaya yönelik tedaviler. Ağızdan hap şeklinde daha az sayıda ama daha ağır hastalık durumunda kullanabileceğimiz farklı tedavi seçenekleri de var. Burada son cümle olarak sizlere verebileceğim mesaj, KOAH tedaviniz hastalığınızın durumuna, ağırlığına ve seyrine göre yapılmalı. Buna da göğüs hastalıkları uzmanları karar vermeli. Dolayısıyla sizin hastalığınız size özgü bir durum olan özelliklere dayalı olarak tedavi edilmeli. Yani herkese özgü bir tedavi söz konusu. Bu sebeple kendi ilaçlarınızı doğru kullanmanız, düzenli kullanmanız yaşam kalitenizi artırmaya hem sağlıklı bir hayat sürmenize hem de kolay nefes alıp vermenize dolayısıyla günlük yaşamın içerisinde sevdiklerinizle birlikte normal hayatınızı sürdürmenize yardımcı olacaktır. Herkese sağlıklı günler diliyorum ilaç dışı tedaviler gerçekten ilaç tedavileri kadar etkili onların etkisini artan tedaviler, yöntemler. Öncelikle hastalığın progresif ilerleyici bir hastalık olduğunu, ataklar ilerlediğinin bilinmesi çok önemli. Sigaranın bırakılması çok önemli. Biliyorsunuz sigara koahta hastalığın başlangıcında etiyolojisinde yer alan çok zararlı bir madde. Aynı zamanda atakları şiddetlendirip yaşam kalitesini ve yaşam süresini azaltıyor. Sigara yanında diğer tütün ürünleri, puro, nargile ve maalesef günümüzün çağımız salgın olan elektronik sigara da oldukça zararlı. Hatta konvansiyonel eski tip sigaralar kadar zararlı. Kesinlikle içmemeli ve yanımızda içilmesine, bulunduğumuz ortamda içilmesine izin vermemeliyiz. Bunun yanı sıra aşılar çok önemli. KUA'da mutlaka e, influenza yani grip aşısını, zatür aşısını yani pneumokok aşısını, bunun yanı sıra gençlik döneminde aşılanmamış kişilerde boğmacı aşısını ve yeni olarak da zona ve RSV aşısını KUA hastalarında öneriyoruz. Yine pulmoner rehabilitasyon konusunda bütüncül bir yaklaşımla KOA hastalarında hem psikososyal destek hem solunum desteği hem egzersiz eğitimi, beslenme, ailenin eğitimi ile multidisipliner bir yaklaşım olan pulmoner rehabilitasyon KOA hastalarında hem yaşam kalitesini hem yaşam süresini hem de nefes darlığını azaltan önemli tedavilerden bir tanesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde de pulmoner rehabilitasyon KOA hastalığına ve birçok solunum sistemi hastalığında uygulanmakta. Bunun dışında ağır amfizemde daha nadiren kullanılan bronkoskopik yani endoskopik yöntemle val ve kol denilen cihazlarla hacim azaltıcı girişimler seçilmiş hastalarda uygulanabiliyor. Yine cerrahi ağır amfizemi olan ya da dev bülleri olan hastalarda seçilmiş hastalarda uygulanan ilaç dışı tedavi yöntemleri arasında sayılabilir. Akciğer transplantasyonu kuatta daha önceden eski yıllarda ilk transplantasyonu yapıldığı yıllarda daha fazla sayıda uygulanırken günümüzde bahsettiğimiz İlaç tedavileri ve ilaç dışı tedaviler sayesinde çok daha düşük oranda yapılıyor. Ancak yine genç yaşta ağır amfizemi olan ve solunum fonksiyonları bozulmuş hastalarda akciğer nakli de gündeme gelebilir. Tabi bunların hepsinin hekimlerinizin kontrolünde, hekiminizin desteğiyle ilerleyerek uygulanması gereken tedavi yöntemleri. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.